Merhaba arkadaşlar. Bugünkü size tanıtacağım alternatörler iki çeşittir. Bir tanesi bu. Bu özel sarımdır. Bu gördüğünüz klima fan motorlarıdır. Daha doğrusu dış ünitenin, klima dış ünitenin fan motorudur. Bunun sargısı yeniden sarıldı ve içerisine neodim mıknatıs konuldu. Bazı arkadaşlar diyor buna değişiklik yapmadan ben elektrik alırım diyorlar. Maalesef öyle bir şey yok arkadaşım. Buna özellikle tüm her şeyi değişiyor. Ben sadece şasisini kullanmış oluyorum. Onu da özellikle söyleyeyim. Şimdi buna tornada bunu pervane sistemi yaptırdım. Şu da hazır bir fan şeyidir. Bunu şu şekilde bu silikon lastiklerinin, çekomastiklerinin şeyiyle böyle suyu püskürtürseniz buna çok güzel elektrik alırsınız. Yani bir bilek kalınlığındaki bir su dahi çok güzel akülerinizi şarj eder. Bu 12-24 volttur. Ben şöyle bir diyottan göstereyim size. 3 faz çıkar. 3 faz alternatif akım demektir. Ve 12 volt 6 amperle akünüzü şarj edersiniz. Maksimum 7 amperle de şarj edersiniz ama ben daima düşüğünü söylüyorum. 24 voltta da 5 veya 6 amperle şarj edersiniz. Ben şuraya 1 amperlik bir ampul bağladım. Şu şekilde elimle döndürdüğümde ampulün nasıl yandığını görüyorsunuz. Bakın şu şekilde döndürdüğümde bu tabii ki akünüzü gayet güzel şarj edersiniz ve aküden de invertör bağlarsınız. 220 volt olarak kullanırsınız. Kaç amper aküyü şarj eder derseniz 200 amper akünüz de şarj eder. 100 amper 50 amper akünüz de 50-60 amper akünüz de şarj eder. Bu 12-24 volt aküler için daha doğrusu akü ile invertör olayıdır. Şu gördüğünüz küçük fan motorları bunlar da klima fan motorlarıdır. Bunlar da 220 volt verir. Gücü ise 60-70 watt gücündedir. Şu biraz daha büyük, bu biraz daha güçlü. Şu ise 200-250 watt'a kadar enerji verir. 220 volt olarak tabii ki bu. Bu neyi çalıştırır? Ampullerinizi çalıştırır. Bir sürü ampul çalıştırır. Televizyonunuzu çalıştırır. Uydu, bilgisayar bunları çalıştırır. Ben şöyle iki çıkışı var. Çıkışın bir tanesine LED ampul bağladım. Şöyle elimle şu hareketle bakın. 220 voltluk ampulü yaktığını görüyorsunuz. Bunun ucuna da böyle fan pervanesi takıp suyla döndürebilirsiniz. Veya projelerinizde de kullanabilirsiniz ama su türbini olarak kullanmanızı daha çok tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, sistemlerimiz budur. Proje yapacak arkadaşlara veya su türbini yapacak arkadaşlara da başarılar dilerim.